Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahumma ve sellem ala eşrefil halk vel mursalin. İmamina Muhammedin il amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Hak subhanahu ve teala'ya hamd sanalar. Nebi muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye salatu salamlar. Uzatning sahobalariga Haq taoloning roziligi bo'lsin. Qiyomatga qadar ahli sunna val jamoaning manhaj maslagida bardavom bo'ladigan islom ummatiga Alloh subhanahu va taoloning najot, nusrat va rahmati bo'lsin. Azizlar, bir dolzarb mavzu sifatida hozir biroz qisqaroq bo'lsa-da suhbat qilishlikni lozim deb bildik. Mavzu menga juda ko'p odamlardan shaxsiy qutichamga savol va biroz tashvishli, e'tirozli maktublar keldi. Bulardan biri shu qaysidir blogerlar Namangan shahridagi Kosonsoy rayoniga borishib, o'sha joyda noma'lum maxluqni qo'shtirno ichida kashf qilishganligi orqasidan bir qancha buni orqasidan promotor yig'ishayotganligi xabari va bundan tashvish qilayotganlar va bu mavzu to'g'risida munosabat bildirishligimizni iltimos qilayotgan do'stlar juda ko'payib ketdi. Men surishtirish, uni orqasiga ko'rish, hammasini tahlil qilish imkoniyatim yo'q. Safardaman. Lekin uzuq yuruq qulog'im chalinib turibdi, qulog'imga chalinib turibdi, ya'ni ba'zi do'stlarimizdan masalani aslini surishtirdim. Bu joyda birodarlar, ayrim blogerlar xalqni biroz tashvishga qo'yibdi ekan. U blogerlar ichida biz tanigan yaxshi bolalar ham bor, lekin ularga bu qilayotgan ishlarining noto'g'ri ekanligini aytib qo'ymoqchiman. O'zlariga ham inshaalloh chiqib aytaman buni. Xalqni bunaqa tashvishga qo'yish, metafizik narsalar bilan odamlarni mashg'ul qilish, jamiyatda bunga o'xshagan har xil talotumga sabab bo'ladigan masalalarni ko'tarish shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Birodarlar, bu Kosonsoyda hech qanaqangi maxluq topilgani yo'q. Hech qanaqangi qanaqadir fanga noma'lum bo'lgan maxluqot izidan quvlayotgan hech kim yo'q. Hammasi botil, noto'g'ri tushunchalar. Endi jin toifasi haqida, jin bor-ku, Qur'onda jin oyati bor-ku degan gap ularning bu qilayotgan ishlarini haq ekanligiga isbot bo'lmaydi. Ha, jin toifasi bor. Alloh taolo jinlarni mavjud ekanligini Qur'oni Karimda alohida tasdiq sifatida oyatlar bilan bildirgan. Jin toifasini Alloh subhanahu va taolo min marijin minnar, ya'ni olovning uchqunidan yaratganligini aytgan. Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam jinlar to'g'risida bir qancha hadislar bizga aytganlar. Ularning bor mavjud ekanligi to'g'risidagi xabarlar Kosonsoyda qandaydir yangi maxluq chiqibdi, tomma-tom sakrab yurishlikka sabab bo'lmaydi birodarlar. Insonlarning xotirjamligiga putur yetkazadigan bunday ishlar to'g'ri emas. Ayniqsa Kosonsoy xalqi dini diyonati ancha yuksak bo'lgan, ilmiy salohiyati ancha yuksak bo'lgan xalq. Bu blogerlar bunga o'xshagan narsalarni kelib har turli ishlarni qilishsa ularni to'xtatish kerak, nasihat qilish kerak. Ayrimlari bizni tanishlarimiz, bilamiz, taniymiz, yaxshi bolalar, ular bemaslahat qilyapti bu ishlarni. Shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri ishlar. Sal oldinroq shunga o'xshagan narsalarni qilishganida aytgan edik, unaqa narsa yo'q. Jinlar odamlarni ko'ziga ko'rinishligi nodir masala. Juda nodir. Masalan, ilon shaklida ko'rinishligi haqida hadislar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ilonni ko'rsanglar, ket, chiqib ket, bu joy bizning joyimiz, denglar.
çıkıp gitmese öldürünler degenler. Eğer çıkıp gitse o cin boladı degenler. İlon şeklinde görünüşü mümkün, her kıl halette mümkündür. Lekin o insanı teşvişke saladigen derecede korkunçlu hadiseler emas. Her bir insanı muvakkil kılıngan, yani vekil kılıngan cinler ham var. Kimdedir cini fasık boladı, kimdedir cini ahli ilim boladı, kimdedir cini mumun, kimdedir kafir boladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam menge biriktirilgen cin, musulman kılıngan, şu bilen yordam bugün degenler. Bazıları ayeti yaptı, uşa mahluk halkını tinçliğini buzi yaptı. Hiç kaçan bir mahluk halkının tinçliğini buzalmaydı. Halktaki uşa az yine güruh adamlar etikad zayıfligi sebepli bunu okşagan işlerge çüşü yaptı. Etikadı bütün adam a'udu billahi mineşşeytanirracim dese cin koçkanı cahit yapalmaya kaladı. Koçkanı cahit yapalmaya kaladı. Bunu havalandırmaslik gerek. Bir adamın közüge korunuşu mümkün. O şey adamın közüge korunan narsasını halka olmalaştırmaslik gerek. Onu dalda biri bunge taharatta yur, pakize yur, cin senge zarar tegmeydi, zararı yetmeydi deyip onu doğrulaş gerek. Videoyu alıp, blog kılıp, YouTube'da ilan kılıp, prasmotor yığış, mümkün doğrulmaz buralarlar. Bu vahimeni küçük eytiradı. Madine-i Munavvara'da şunga okşagan hadise bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madine'de bir günü adamlar uzatını kıdırıp kalıştı. Sebep Madine'de ota kattık kıçkırık bugün. Kattık kıçkırık. Adamlar uyganıp yetken, korkkallarından borup kıçkırık bugün tamamen keçişi yapsa o tamamen Peygamber aleyhisselam kere yaptılar. Kıçkırık bugün tamamen. Yani bütün halk teşvişideki zatını ve vazifeleri yani. Aytkallar ki hatırcam uklayınlar, ben tekşirip geldim, hiç narsa yok dekallar. Yani ümmetini hatırcam kılışımız gerek. Mahluk hakkında kimdir, kandaydır, hayali yapını yapırsa onu videoya alıp uşa adamını. Ummaya ap çıkıp tarkatmaslık gerek. Aynısı cinkeşler. Bir bimar, bir çağıranı yat kızı alıp üstüde Rukiye okuyabman deyip, Kur'an ayetleri okuyabınız, cin çıkarıyabınız deyip videoyu alıp tarkatışı yedir. Natoğru narsı şu narsalar. Şer'an caizmez. Şer'an bunu tahkiklenedi. Bunu katarıp bunaki işlerini kılıyetkenler, şer'an natoğru iş kılıyetken adamlar. Adamlarını hatırcam kıladigen informasyon tarkatıladı. Adamlarını hatırcam kıla alsanız tarkatın. Hatırcamliğini tarkatın. Odamlarni talotumga soladigan, qalblariga shubha uyg'otadigan, ularni qo'rqitadigan informatsiyalarni tarqatish joiz emas. Bu hali aniq emas, noto'g'ri narsadir. Unisi ko'rdim deydi, bunisi junnik ekan deydi, narginisi tepakal ekan deydi, xullas. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gaplar. Hamma blogerlar kosonga kelyapti hozir. Kelmang, nima qilasiz? Bu yol bilan pul topmang, nima qilasiz? İmam Shofiy aytadilar ki, agar bir kishi men jinni ko'rdim desa, jinni ko'rganmanman desa, o'sha odamning guvohligi qabul emas. Guvoh uni shar'an guvohini qabul qilib bo'lmaydi. Jinni ko'rdim, jin bilan gaplashdim. Jinni cinge alakadar masalalarda ko'p shug'ullangan odamlarning gaplari qabul qilinmaydi dostlar. Odamlar borib ularga pul berib o'ziga dam soldiryapti. Pulga dam soldirgan odamlarga ham dam soldirmang. Ko'ngildan chiqarib dam solgan odamga ko'ngildan chiqarib pul bersangiz mayli, lekin oldindan faloncha bo'ladi, dam solgandan keyin pistoncha pul berasam degan odamga qaytib dam soldirmang. Chunki u xolis emas, xolis dam solinmasa u damni foydasi yo'q. Kosondagi vaziyat birodarlar, kosondagi birodarlarimiz. O'sha joydagi birodarlar, bu suhbatlarni o'z atrofingizga yetkazinglar. Bunga o'xshagan ishlarni blok qiladigan odamlarga videoga chiqarkanman, meni omma tanirkan deb
gapir beriyatgan bolalarga tushuntiringlar. Noto'g'ri ish bu. 5 so'm, 6 so'm pul topaman deb islom ummatini tashvishga qo'yadigan narsa. Unday qilmanglar. To'g'ri emas. Boshqa blogerlar ham bormanglar Kosonga. Koson o'zi yaxshi. Diyonatli, e'tiqodli, yaxshi insonlar bilan to'la Koson. Jinlar kampaniyasi kirib olsa ham Kosonni xalqini o'rnidan qo'zg'ata olmaydi. E'tiqodini siljita olmaydi. Har qanaqa jinga bitta e'tiqodli odamning e'tiqodi kifoya qiladi. Buni tarqatmasligimiz kerak. Asosiy munosabat shu edi. Bizda asr bo'lib qoldi. Inshaalloh robbil alamin. Bugungi ishimiz tugagan, gastinsaga kelganmiz. Andijonlik birodarlarimiz bizni mehmonga chaqirib yotishibdi. Balki bir kun vaqt ajratarmiz. Alloh nasib qilsa, suhbatlarimizni davom ettiramiz. 10-kunchi Andijonda bo'lar ekanmiz. Rasmiy ish bilan kelganmiz. Boshqa munosabatlarni boshqa suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Xo'p, futbol o'ynamoqchi edik. Bizning komandamizda bizga, ya'ni protiv bo'lgan komandada ba'zi bolalar tramvay olib qopti. Alloh shifo bersin ularga. Yaxshi chotki komanda bo'lsa, o'ynaymiz. Futbolga tayyormiz. Xullas, umumiy xulosa birodarlar. Kosonda unaqangi junlik egilib yuradigan, tommatdan sakrab yuradigan maxluq yo'q. Yolg'on gapirishyapti. Kimdir ko'ziga ko'ringan, u gallyutsinatsiya bo'lishi ham mumkin. Gallyutsinatsiya ko'radigan odamni orqasidan ergashib yurish uchun insonni aqli biroz orqada qolgan bo'lish kerak. Shuning uchun u gallyutsinatsiya ko'rgan odamlarga doktorga olib borib, ularni nerv patologidan o'tkazish kerak. Bunaqa narsalarga e'tibor bermaylik, qolganlarni tashvishga qo'yishyapti. Shuning uchun menga juda ko'p xat kelgani uchun buni munosabatini bildirib qo'yay dedim. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.